Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizinle beraber Karekök Yayınları Matematik 0 kitabından sayı kümeleri ve işlem yeteneği ile ilgili köşe taşı 1'deyiz. Şimdi arkadaşlar örnek sorumuza geçmeden önce size rakamdan bahsetmek istiyorum. Rakam sayıların oluşturulması için kullanılan sembolleri denir. Matematikte rakamlar neler? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Matematikte 10 tane rakam vardır. Bunlardan başka rakam yoktur. Sayıyla rakam çok karıştırılıyor. Mesela 15 bir sayıdır ama rakam değildir. İki rakam yan yana gelerek oluşmuş. Görüyorsunuz. 7 hem sayıdır hem rakamdır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi örnek sorumuza geçecek olursak, A, B ve C birer rakamdır. Bize ifadeler verilmiş ve A artı B artı C'nin en büyük değeri soruluyor. Arkadaşlar baktığımda A'yı B eksi 5 diye tanımlamış. C'yi de A eksi 2 diye. Şu işleme baktığımızda, buraya da yazayım. A'nın büyük çıkması B'nin büyük olmasına bağlı. Diğer işlemimizi yapalım, yazalım. Burada da C'nin büyük bir sayı çıkması için A'nın büyük bir sayı olması lazım. O zaman ben mecburen birinci işlemden başlamak zorundayım. Çünkü dediğim gibi B'nin cevabı, yani B'nin değeri A'yı belirliyor. A'nın değeri C'yi belirliyor. O zaman bu küme içinden en büyük seçebileceğim rakam ne arkadaşlar? 9. B için 9 değerini koyarsak A ne çıkar? 4 çıkar. A 4 ise 4'ten 2 çıktı. C ne çıkar? 2 çıkar. Bana A artı B artı C'nin en büyük değeri soruluyor. A 4, B 9, C de mecburen 2 olmak zorunda. Cevabımız 15 olarak bulunur. Devam edelim. Sorulara dikkat edeceğiz. Sorularda ne istendiğine çok dikkat edeceğiz. Ondan sonrası kolay. X, Y ve Z farklı rakamlar olmak üzere. Evet. X artı Y artı Z'nin toplamının en küçük değeri A, en büyük değeri B'dir. Bize B eksi A farkı soruluyor. Şimdi arkadaşlar, X artı Y artı Z'nin en büyük değerini, yani B'yi bulalım. X'e en büyük kaç verebilirim? 9. Y'ye 8 verebilirim. Çünkü bunlar farklı rakam. Z'ye de mecburen ne verebilirim? 7. Bu durumda, burası 15 yaptı, 24 mi yapıyor? En büyük değeri X artı Y artı Z'nin 24 olarak bulunur. En küçük değerine bakalım. X'e 0 verebilirim. Farklı rakamlar dedikleri için Y'ye 1, Z'ye de 2. Gördüğünüz gibi en küçük değerde 3 çıktı. Bana aradaki fark soruluyor. 21 olarak bulunur. Devam edelim. A, B ve C yine farklı rakamlardır demiş. Bana A çarpı C en çok kaç olur diyor. Şimdi arkadaşlar iki toplama işlemine baktığımda ikisinde de B olduğunu görüyorum. Ve B'ler zaten aynı sayı olmak zorunda. Aynı değeri almak zorunda. A artı C'nin, yani pardon, A çarpı C'nin en fazla olmasını istiyor ya, o zaman olabilecek en büyük sayılar olmalı. O zaman bu iki toplama işleminde de B var ya, B'yi en minimum, en küçük tutmam lazım. B bir rakam, en küçük olabilecek rakam ne arkadaşlar? 0. O zaman A artı 0 2 ise A 2, 0 artı C 7 ise C 7 çıkacak. Mecburen 2 çarpı 7'den bizim cevabımız 14 olarak bulunur. Devam edelim. Bakın bunlar temel, önemli. Bilmemiz gereken şeyler. Aşağıda yüksekliği x metre olan 2 adet özdeş kırmızı kargo konteyneri ile yüksekliği y metre olan 3 adet özdeş mavi kargo konteyneri gösterilmiştir. X, y, z birer rakam olduğuna göre çarpımın sonucu soruluyor bize arkadaşlar. Şimdi şuna dikkat ediyorum. Bakın, 2 tane kırmızı özdeş kargo konteyneri var. O ne yaptı arkadaşlar? 2x. Burada da 3 tane mavi özdeş kargo konteyneri var. O da ne? 3y.
Ve bunlar bakın 2x, 3y ve z birbirine ne arkadaşlar? Eşit. Dikkat edin, şurayı boşuna göstermemiş. Bakın şurayı. Burası 2x yaptı. Burası 3y yaptı. Burası da z metri. Hepsi birbirine eşit olmak zorunda. Ve bana bu çarpımın sonucu soruluyor. Ve x, y, z birer rakam. Yani ne olabilirler? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Başka değer olamazlar. Şimdi arkadaşlar, burada x'in 2 katı, y'nin 3 katı ve z'nin 1 katı. Yani katsayı yok ama 1 yazabilirsiniz. Hepsi birbirine eşit olmalı. O zaman z için şöyle diyebilirim. Hem 2 hem 3'ün katı olan bir rakam olmalı. 2 ile 3'ün katı olan rakam kim? Z ne olabilir? 6. 2 ile 3'ün ekokunu düşünün. Direkt ya da kafadan çarpın. Z mecburen 6 olmak zorunda. Diyeceksiniz ki hocam 2 ile 3'ün katı olan 12 de var. Ama 12 rakam mı? Değil. O zaman Z mecburen ne oldu? 6 oldu. Çarpınca burası 6 çıktı. Hepsi 6'ya eşit olmak zorunda. Buraya 6 yapacak Y değeri ne arkadaşlar? 2. Çarpınca bakın 6 yapıyor. Burayı 6 yapacak X değeri kaç? 3. Bana X çarpı Y çarpı Z soruluyor. X 3, Y 2, Z de 6. Gördüğünüz gibi 36 olarak cevabı buluruz. Devam ediyoruz. Evet. Köşe taşı 2'deyiz. Bakalım burada ne verecek bize bilgi olarak. Şimdi arkadaşlar, soruya geçmeden önce doğal sayılardan bahsetmek istiyorum. Doğal sayılar büyük N harfiyle gösterilir ve sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 sonsuza kadar gider. Bu çok önemli. Bir de arkadaşlar sayma sayıları var. Sayma sayıları bakın adı üstünde bir şeyi sayarken neyden başlarız? Sepette mesela elmalar var. Sayacağız 1, 2, 3, 4, 5 diye sayarız değil mi? Sayma sayıları birden başlar ve N artı olarak gösterilir. Bunlar önemli bilgiler. Bunlara dikkat edelim. Şimdi aşağıdaki dairenin içine birer doğal sayı karelerin içine toplama, çarpma işlem sembolleri yerleştiriliyor. Bir işleme bağlı iki sayıya karedeki işlem uygulanıp sonuç karenin sağındaki daireye yazılıyor. Evet arkadaşlar, buna göre boyalı daireye yazılacak sayı en az kaç olabilir diyor. En az. Şimdi şuraya dikkat edelim. Aşağıdaki dairelerin içine birer doğal sayı, karelerin içine de toplama çarpma sembolleri yerleştirilmiş diyor. Doğal sayı yerleştirilmiş diyor ve bana en sondaki şuranın yani boyalı dairenin en az kaç olabileceği soruluyor. Şimdi arkadaşlar, o zaman ben doğal sayıları görüyorsunuz. En az kaçtan başlıyor? Sıfırdan başlıyor. Buraya ne yazabilirim? Sıfır yazabilirim. Buraya da sıfır yazabilirim. Çünkü dairelerin içindeki sayılar farklı olsun diyor mu? Demiyor. Sıfırla 8'i topladık. Burası ne yaptı? 8. Sıfırla 8'i çarptık. Burası ne yaptı arkadaşlar? 0. Yine toplama var. 8 ile 0 topladık. Bu şekilde cevabımızı 8 olarak buluruz. Burada şunu da görmüş olduk. Biliyorsunuz ki toplama işleminde 0 etkisiz eleman, çarpma işleminde 0 tutan elemandır. Bunu da görmüş oluyoruz. Şimdi diğer sorularımıza bakalım. A ve B iki basamaklı farklı doğal sayılardır. Bu da önemli. Hem iki basamaklılar hem farklı doğal sayılar. Buna göre A artı B toplamının en küçük değeri kaçtır? Şimdi arkadaşlar, o zaman biri ne olabilir? 10 olabilir. Diğeri ne olabilir? 11. Burada lütfen şunu karıştırmayalım. Rakamları farklı demiyor. Sayıların kendisi birbirinden farklı. Tamam mı? O yüzden cevabımız 21 olarak bulunur. Devam edelim. X, Y ve Z farklı doğal sayılar olmak üzere bu çarpımın en küçük değeri soruluyor bize. Hepsi birbirinden farklı neymiş? Doğal sayılar. Çarpmanın da en küçük cevabı soruluyor. Arkadaşlar, doğal sayı olarak en küçük neyi tercih edebilirim? 0. Farklı dedikleri için diğerleri 1 ve 2 olsun. Aslında burada diğerleri benim için çok da önemli değil.
Çünkü çarpımda sıfır varsa cevap ne oluyordu? Sıfır oluyordu. Bu çarpımın en küçük değeri her zaman ne çıkacak? Sıfır çıkacak. Devam edelim. Evet. Daire, üçgen, kare farklı doğal sayılar olmak üzere bu şekilde işlemler tanımlanmış, bana buranın cevabı soruluyor. Güzel. Şimdi arkadaşlar beni dikkatli dinleyin. Kare var, iki tane de daire var ve hep toplama işlemi var. Ama cevap yine kare olmuş. Yani bu daireler o kadar etkilememiş ki toplamayı, cevabı yani kareyi değiştirmemiş. Toplamanın etkisiz elemanı neydi? Sıfırdı. Daireler ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Şu an ama kareyi bilemiyorum. Şu an kareyle ilgili yorum yapamıyorum. Daireye sıfır yazdım bakın burada da. İkinci işleme geçtiğimizde üçgen çarpı kare eşittir üçgen olmuş. Şimdi arkadaşlar bir çarpma işlemi var. Üçgenle bir sayıyı çarpmışım. Cevap yine üçgen. Çarpmada hiçbir şekilde etki etmeyen eleman nedir? Çarpmanın etkisi elemanı arkadaşlar birdir. Düşünün 5 kere 1 5, 7 kere 1 7, işte 100 kere 1 100 gibi. O zaman mecburen kare ne olacak? 1 olmak zorunda. Şimdi üçgeni bilmiyoruz hocam. Nasıl bulacağız bu cevabı? Önemli değil ki. Neden? İşlem önceliğine göre önce çarpma işlemi yapılır. Burayı arkadaşlar çarpınca çarpmada sıfır var görüyorsunuz. Ve sıfır yutan eleman burayı direkt sıfır yaptı. Sıfırla biri topladığımızda cevap ne çıkar arkadaşlar? Bir olarak bulunur cevabımız. Devam edelim. Evet. Şimdi arkadaşlar konumuz tam sayı. Tam sayılar denince negatif tam sayılar, pozitif tam sayılar ve sıfır aklımıza gelmeli. Sıfır biliyorsunuz tam sayıdır ve işaretsiz yani nötrdür. Tam sayılar deyince pozitifliğini belirtmek için Z ile gösteriliyor bu arada tam sayılar. Üstüne artı koyarsanız pozitif tam sayılar demek bu şekilde sonsuza doğru gider. Üstüne eksi koyarsanız negatif tam sayılar demek bu şekilde bakın belirtebilirsiniz. Ve sıfır da tam sayı o zaman tam sayıları pozitif tam sayılar. Sıfır ve negatif tam sayıların birleşimi olarak arkadaşlar bu şekilde ifade edebilirsiniz. Biz şimdi sorumuza dönelim. Sayı doğrusu biçiminde modellenen gergin bir şeridin üzerine 9 eş dikdörtgen levha kenarları çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Eşmiş. Bunlar önemli. Başlangıç noktasının yani sıfırın sağında ve solunda A12 ve B-16 noktalara veriliyor. Görünüyor bakın A12, B-16 şeklinde. K ve L noktaları arasında kaç tane tam sayı vardır diyor bize. K ve L noktaları arasında kaç tane tam sayı vardır diyor. Şimdi arkadaşlar dikdörtgenler eşse, buradan beni dikkatli dinlerseniz, ben dikdörtgenlerin, bakın şurası, sağa doğru gideceğim şimdi. Burası başlangıç noktası. Buna dikkat edin. 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim, 5, 6 birim var. Ve bu birimlerin hepsi birbirine eşit. O zaman 12'yi 6'ya böldüğümüzde birimler ikişer ikişer gidiyor değil mi? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Yani L'nin 2'ye karşılık geldiğini bulduk. Şimdi şurayı da unutmayın. Burası da aynı zamanda kaç demek? 2 birim demek. Şu bölümden bahsediyorum. Şurası yani. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim o zaman. Beni dikkatli dinleyin. Sol taraf için konuşuyorum. Bakın burası başlangıç noktası. Bakın. Şu 2 birimi iptal ettiğimizde burası -14 olmayacak mı şuranın ucu? Bak, aradaki 2 birimi çıkarıyorum. Yani iptal ediyorum. Çıkarıyorum derken yanlış anlaşılma olmasın. O zaman bu B noktası 2 birim daha sağa kaymayacak mı? Yani şu dikdörtgenin uzun kenarları 2 parça olduğu için 7 birim 7 birim şeklinde değil mi? Yani burası başlangıç noktasıysa 7 birim solumuz -7 değilmiş şurası. Kırmızıyla yazalım.
Bana ne diyor arkadaşlar yani? Eksi 7 ile 2 arasında kaç tane tam sayı vardır diyor. Hemen bakalım. Eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0. Şurayı saymamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada tam, biri de yazmamışım pardon. 0, 1, 2 diye. Burada tam gördüğünüz gibi arkadaşlar 8 tane tam sayımız bulunmakta. Güzel bir soru, hoş bir soru. Devam edelim. İki basamaklı en küçük pozitif tam sayı A, üç basamaklı en büyük negatif tam sayı B'dir. Bize AB ikilisi sorulmuş. Şimdi arkadaşlar iki basamaklı en küçük pozitif tam sayı nedir? 10'dur. Çok önemli. Üç basamaklı en büyük negatif sayı B'ymiş. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki normalde pozitif tam sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 diye bakın artarak giderken negatif sayılar eksi 3, eksi 2, eksi 1 diye artarak gider. Yani pozitif sayılardaki sıralamanın tam tersidir negatif sayılarda sıralama. Mesela eksi 900 negatif sayılarda çok küçük bir sayıyken eksi 100 daha büyük bir sayıdır. O zaman ben 3 basamaklı en büyük negatif tam sayıyı ne bulacağım arkadaşlar? Eksi 100. Tamam mı? Pozitif tam sayılarla negatif tam sayılardaki sıralama birbirinin tersi şeklinde. Devam ediyoruz. En kenarlı bir çokgenin içine yazılan K tam sayısı ile N ile K arasında bulunan tam sayı adedi temsil edilmektedir. Evet. Mesela 4 ile 7 arasında 2 adet tam sayı olduğundan bu şekilde yazılmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu 4 kenarlı bir şekil. 4 ile 7 arasında kaç tane tam sayı var? 5 ile 6, 2 tane. Sorumuza geçelim. Sorularımıza daha doğrusu. Bakalım. Bu toplamın değeri soruluyor bize. Üçgen için konuşalım önce. Bir üçgenimiz var. Bir de içinde ne var arkadaşlar? Eksi 2. Bu ne demek? Bize eksi 2 ile 3 arasındaki tam sayı sayısı lazım. Başka bir kalemle yazalım. Eksi 1, bakın 0, 1, 2. Gördüğünüz gibi sağa doğru arttı. Gördüğünüz gibi buranın cevabı ne çıkacak? 4 olarak bulunur. Devam edelim. Diğerine bakalım. Altıgen mi arkadaşlar o? Evet, şuraya yazalım. Ve içinde 0 var. Yani bu ne demek? 0 ile 6 arasındaki tam sayılar. Hemen yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Gördüğünüz gibi burada kaç tane tam sayı var? 5 tane. Bana 4 artı 5 soruluyor. 9 olarak buluruz. Devam edelim. Ay pardon. Evet. Bu eşitliği sağlayan en küçük K değeri kaçtır diyor arkadaşlar. Ben bu şekle bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi K ile 5 arasında diyebilirim. Gördüğünüz gibi. Başka ne diyebiliriz arkadaşlar? 5 ile K arasında diyebiliriz baktığımızda. Buradaki en küçük K değeri sorulduğu için önce K'yı sonra 5'i yazmak daha mantıklı. Çünkü biliyorsunuz sola doğru sayılar ne olur? Azalır. K ile 5 arasında kaç tane tam sayı varmış? 8 tane. Hemen bakalım. 4, 3, 2, 1, 0. Yani burada gördüğünüz şu an 5 tane oldu. Eksi 1, eksi 2 ve eksi 3. O zaman K'nın kendisi ne olmak zorunda arkadaşlar? Eksi 4 olmak zorunda. Şuraya dikkat edin. Burayı sayabilirsiniz. Burada 8 tane tam sayı var. Gördüğünüz gibi burada 8 tane tam sayı bulunmakta. Dediğim gibi bakın niye ben K'ya 5 yazdım? K'yı önce yazdım çünkü bana K'nın en küçük değeri soruluyor. O zaman bu ne demek? K 5'ten mutlaka küçük. 5'e K yazsanız arkadaşlar burada K daha büyük olur.
bu seçeneği değerlendirmemize gerek yok. Evet arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videoma yorum yaparsanız sevinirim. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.